İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi adaylarının ön seçim kampanyası. Ermeni kimliği, Müslümanlaştırılmış Ermeni kadınlar. Batı Ermenistan'ın evlatları, Arşil Gorki. Arayik Arutyunyan'ın 7 Nisan vesilesiyle mesajı. Artsakh dünyası da bir çocuktur ve annesi olan tüm Ermeni milletinin ilgisine ve sıcaklığına ihtiyacı vardır. Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ABD'li Tuğ General, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yetkilileriyle Ermenistan Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri Savunma İşbirliği'ni güçlendirmeye yönelik çabaları görüştü. Bugün 8 Nisan Ermeni Kutsal Takviminin Arek ayının Anahit gününde Anahit Tanrıça ve Anneler Günü kutlanıyor. 24 yaşındaki Ermeni bariton Grisha Mardirosyan dünya opera sahnelerini fethediyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi seçim kampanyasının Zoom konferansı 6 Nisan'da gerçekleşti. Konferansa dünyanın farklı ülkelerinden milletvekili adayları katıldı. Konusu 1894'ten günümüze Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit olan Zoom konferansının ana konuşmacısı Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan oldu. Devlet Başkanı konuşmasında 1894'ten bu yana Ermenilere yönelik sistematik katliamların yaşandığına ve bugüne kadar devam ettiğine değindi. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit 20. yüzyılın ilk suçudur ve bunun cezasız kalması ve inkarı insanlığa karşı başka iğrenç suçlara yol açmıştır. Konferans sırasında milletvekili adayları da konuştu. Adaylar Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet çıkarlarına vurgu yaparak birer konuşma yaptılar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Abrahamyan hazırladığı 60 sayfalık soykırım Armenosit paketini okumaları ve gelecekteki faaliyetlerine kullanmaları için tüm milletvekili adaylarına göndermeyi vaat etti. 2000'li yılların başından itibaren Türk edebiyatında çok sayıda kitap yayınlandı ve ana kahramanlarından biri Ermenilere yönelik soykırım Armenosit sırasında zorla Müslümanlaştırılan Ermeni kadındır. Hala 2001 yılında Türk yazar Kemal Yalçın'ın Almanya'da yayınladığı Kalbim Seninle Seviniyor adlı belgesel romanında zorla İslamlaştırılan Ermeni kadınlarıyla ilgili hikayeleri buluyoruz. Bir tanesinden alıntı yapalım. Sultan Bakırcıgil adlı kripto Ermeni bir kadın halasının hikayesini şöyle anlatıyor. Soykırım Armenosit sırasında bir Kürt halamın kocasını gözleri önünde öldürür ve onu kaçırıp evlenir. Halam kocasını öldüren Kürt adamdan iki erkek çocuk dünyaya getirir ama yaşadığı dehşet hayatı boyunca ona eşlik eder. Halam şöyle der. Bu olayı asla unutmayacağım. Bu adamın kocamı öldürdüğünü biliyorum. Kendi gözlerimle gördüm. Beni de öldürecekti. Korkudan kocamın katilinin karısı oldum. İki oğlumun babası olan bu adamı asla affetmeyeceğim. Allah cezasını verecek. Bu ayrıntı zorla İslamlaştırılan bir Ermeni kadının travmatik yaşamını ve ailesinin katiliyle aynı çatı altında yaşadığı ruhsal işkenceyi en iyi şekilde temsil ediyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Arşil Gorki, 20. yüzyılın soyut izlenimciliğinin kurucularından biri ve sürrealizmin önemli bir temsilcisiydi. 20. yüzyılın en büyük Amerikan ressamlarından biri olarak kabul edilir. Bostanik Manuk Adoyan, 1904 yılında Van ilinin Horgom köyünde doğdu. Çocukken annesinin açlıktan ölmesi de dahil olmak üzere Ermenilere yönelik soykırımın Armenosid'in tüm dehşetine tanık oldu. Yetim kaldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve yeni bir hayat beklentisiyle adını değiştirdi. Ancak çocukluğunda yaşadığı dehşeti onu asla terk etmemiş ve ressamın sanatını derinden etkilemiştir. Sanat okuluna girdikten sonra Gorki yeteneğini çeşitli sergilerde sunmaya başladı. İlk aşamada üslup olarak Pablo Picasso ve Paul Cézanne'dan büyük ölçüde etkilenmesine rağmen zamanla yavaş yavaş kendine özgü bir üslup oluşturdu ve bu ona zamanının en büyük sanatçıları arasında kalıcı bir yer sağladı.
Gorki New York'ta yaşıyordu. Bir grup Amerikalı ve uluslararası sanatçılar orada toplanırdı. Bu sayede Hollandalı sanatçı Willem de Kooi ile arkadaşlık yaptı ve zaman zaman Jackson Pollock ile şiddetli çelişkilere ve rekabete girdi. Stüdyoda çıkan yangın ve birçok tablosunun yok olması da dahil olmak üzere bir dizi kişisel trajedi nedeniyle derin bir depresyona giren Gorki intihar etti. Onun eserleri halen dünyanın en büyük müzelerinde sergilenmektedir. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arai Garotunyan, annelik ve güzellik günü vesilesiyle bir kutlama mesajı gönderdi. Sevgili Ermeni hanımları, bizim için bu zor ve kritik dönemde Ermeni anne, hayal ettiğimiz ana vatan imajının etrafında ve içinden örüldüğü eksendir. Yaralı Artsakh'ın kalbi, güçlü ve eksiksiz bir ana vatana sahip olma asil hedefi için atmaya devam ediyor ve Artsakh'ın anneleri de bugünlerde davranışlarıyla bunu teyit ediyor. Artsakh dünyası da bir çocuktur ve annesi olan tüm Ermeni milletinin ilgisine ve sıcaklığına ihtiyacı vardır. Büyük işlerle dünyaya İncil ülkesini anlatan çocukları gibi ana vatanı özverili bir bağlılıkla annelerin yaşatmasına inanıyorum. Her zaman halkımızın özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşan adanmışlara sonsuz şeref. Aziz şehitlerimizin kahraman anneleri, eşleri, kız kardeşleri ve kızlarının ruhlarının gücü ve ölçülemez iradelerinin önünde eğiliyorum. Anneler ve güzellik neslimiz, gününüz kutlu olsun. Batı Ermenistan hükümeti de tüm Ermeni kadınlarının anneler gününü kutlar ve onlara en iyisini diler. Ayrıca hatırlatmak isteriz ki elbette Artsakh Ermeni halkının öz çocuğudur ve bu gerçek 1919'da Bosnubar'ın Ermenistan devleti tarafından ve 1920'de de facto ve de jure tanınan ve dünyada yasal olarak en çok tanınan devlet olan Batı Ermenistan devleti tarafından doğrulandı. Bugün de Artsakh Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve Artsakh'ın kaderi hakkında her zaman endişe duyuyoruz. Bunun açık bir örneği olarak şu ana kadar sadece Batı Ermenistan hükümetinin ana vatanlarından zorla sürgün edilen Artsakh sakinlerinin sorunlarıyla ilgilendiğini vurgulamak isteriz. Şuşi'den yerlerinden edilmiş kişilerin başvurularına istinaden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş ve prosedür çoktan başlamıştır. Armen Press'in Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin mesajından edindiği bilgiye göre 5-7 Nisan tarihlerinde çalışma ziyareti için Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan Tuğgeneral Patrik Elis, Ermeni-Amerikan savunma işbirliğini güçlendirmeye yönelik çabaları görüşmek üzere Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Mesajda General Ellis'in 12. Barışı Koruma Tugayı'nın Zar Eğitim Merkezi'ni ve Ermenistan Cumhuriyeti Askeri Akademisi'ni de ziyaret ettiği belirtiliyor. Ermeni kutsal takvimine taşınmaz takvim denir. Buna göre tüm bayramlar güneşin hareketiyle bağlantılıdır ve bu nedenle Dolunay'ın hesaplanmasıyla bağlantılı olan ve insanların bugün kutladığı, hatta Ermeni bayramı olarak sunduğu tüm bu hayali bayramları reddediyoruz. Örneğin Ermeni Zadiki Bahar Ekinoksu'na denk gelir. Arek ayının arek günüdür ve hareketli bir tatil olamaz. Ve tüm bayramlarımız böyledir. Adı olan bir ay ve bir gün varsa hareketli bayramın anlamı nedir? Haykyan kutsal takvimine göre Anahit Ana Tanrıçanın ve annelik günü nedeniyle 8 Nisan'a denk gelen arek ayının Anahit gününde kutlanır. Bize aktarılan geleneğe göre Güneş Koç burcundayken ve döngüsünün 18. derecesini tamamlayıp 19. dereceye girdiğinde bilge atalarımız o günkü güneş ışınlarını dünyanın en iyi ışınlama günü olarak görmüşler ve buna refah, zenginlik, bereket, sağlık atfetmişlerdir. Tanrıça Anahit tüm bu niteliklerin sponsoru ve temsilcisidir. Bu nedenle gün anneliğe ithaf edilmiştir. Bahsi geçen gelenek Perslere, Sohtlulara ve diğer güneş sistemi tarafından yönlendirilen uluslara da aktarılmıştır. Bu milletler günün kökeni ve gelenekleri hakkında bilgisiz olduklarını iddia etmelerine rağmen bugüne kadar geleneği korudular. Geleneğe göre bazıları o günün öğleden sonra sarı akit taşıyla yapılan mücevherlerini
kuruma götürdü. Kurum özel ritüelle akit taşını söz konusu günün güneşinin uğurlu gücüyle doldurdu ve bir yıl boyunca bu takı uğur getirirdi. Tüm Ermeni annelerin anneler gününü kutlarız. İtsamayr Anahit'in vasıfları annelerimizde hep canlı olsun ve onlar bu vasıfları taşıyarak güneş anneleri olsun. Kurum Harut Arakelyan. 24 yaşındaki Ermeni bariton Grisha Mardirosyan şimdiden dünya opera endüstrisinin dikkatini çekmeyi başardı. Floransa'da dünyanın en umut verici genç opera şarkıcıları ve akıl hocaları için özel olarak tasarlanmış bir program olan Maskarat Emerging Artists'te bir yıl eğitim gördükten sonra Grisha halkın seçimi ve Dame John Sutherland ödüllerini kazandı. Ayrıca Dublin'deki 2022 Veronica Dan Uluslararası Vokal Yarışması'nda seçkin bir jüri heyeti tarafından verilen 25 Plus Potansiyel Şarkıcı ödülünü kazandı. Edinimleri genç sanatçıya Uluslararası Yetenek Ajansı Takt Artistic Management tarafından sözleşme kazandırdı. The Florentin gazetesi ile yaptığı bir röportajda Grisha sesini ancak okulu bitirdikten sonra keşfettiğini söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Yerevan Devlet Konservatuvarı'na girdim ve İskoçya Kraliyet Konservatuvarı'nda Erasmus değişim öğrencisiyken klasik şarkıcı olarak kariyer yapmayı düşünmeye başladım. Florence'a İtalyan operasını ve kültürünü hissetmeme izin verdi. Maskarat'ta geçirdiğim zaman hayatımın en mutlu dönemiydi ve kariyerimin temeli oldu. Bu yaz Salzburg Festivali'nde ilk kez Verdi'nin Mahbeti'yle sahneye çıkacağım. Eylül ayından itibaren Londra'da yaşayacağım ve Royal Opera House'da çalışacağım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sirelem Serin Eresi adlı eseri sunuyoruz. Sirelem Serin Eresi Rehon Terne Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.